Bilim ödevi hazırlayacağım. Yaz okulları için basket seçmelerine katılacağım. Acaba kendime bir sekreter mi tutsam? Tembellik yapmazsan hepsini yetiştirirsin. Basket takımına seçilmezsem bütün havam gider. Ayça bana pas vermez valla. Bence seçilirsen de vermez. Benim bilim ödeviyle değil basketle uğraşmam lazım. Hem bilim ödevini ben yapmayacağım zaten. Kim yapacak peki? Babam. Sınıftaki herkesin babası yapıyor. Hatta bazıları bu iş için mimar mühendisler tutmuş. Yani ne yapıp ne edip bu işi babama yaptırmam lazım. Babam geliyor. İyi baba lafının üstüne gelirmiş. Aşk istiyorum Sinan Bey, aşk. Ama başka birinin aşkını istemiyorum. Kocamın aşkını istiyorum. Aynı eski günlerde olduğu gibi. Kocamın tekrar bana aşık olduğunu görmek istiyorum. O zaman kocanızı hala seviyorsunuz. Tabii seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ama 15 yıllık bir evlilik bütün büyüyü bozdu. Kocamla aramızda hiçbir duygusal anımız kalmadı. Ve yok olup gitti. Her gün bir diğerinin aynı. Uyuyoruz, uyanıyoruz ve bir önceki günün aynını yaşıyoruz. Bazen karıştırıyorum. Kahvaltı masasına baktığımda dün mü, bugün mü, yarın mı birbirine giriyor. Ben bu kahvaltıyı dün yaptım diyorum. Aslında ben bugünü dün yaşadım diyorum. Baba neden aldın şu alarmı ya? Bir işe yaramıyor ki. O ne demek bir işe yaramıyor? Bir kere alarmsız araba olur mu? Etrafta ne kadar çok araba hırsız olduğunu biliyor musun? Metrekareye 25 tane hırsız düşüyor. Alarm herkesin arabasında var. Gece çalıyor, camdan bakan hiç kimse yok. Kendi kendine çalıyor. Düt düt düt. Kafa ütülüyor ya. Bir kere ben senin bildiğin o light erkeklerden değilim. Gördün mü? Alarm sesini duyduğum anda alırım sopayı ve... Don 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 don. Kırarım vallahi ağzımı yüzünü o hırsızın. Bu arada inşallah o Güney Koreli hakeme de denk gelirim de arada onu da çıkarırım. Peki bizim arabanın alarmı olduğunu nereden anlayacaksın baba? Hepsi aynı. Yok yok. Ben anlarım, ben anlarım. Bak kulak bunlar, kulak. Okan Bayülgen'de yok bu kulaklardan. Buldum baba. Benim bilim ödevimi de araba alarmı üzerine yapalım. Hiç değilse araba sahiplerine biraz faydamız dokunsun. Bir dakika, bir dakika. Faydamız dokunur ne demek? Beraber mi yapacağız ödevi? Tabii baba. Adı üstünde bilim ödevi. Ödev de değil, evde anne babalar tarafından yapılır. Yani bizim sınıfta öyle oluyor. Oğlum saçma sapan konuşma. Telefonu Graham Bell'in babası mı buldu? Yo, kendi buldu. Sen de otur çalış ve kendin yap. Tembel avuç. Benim ne yapıp ne edip bu ödevi babama yaptırmam lazım. Benim sınıftaki diğer çocuklardan neyim eksik? Başım kel mi? Değil. Rafet Erroman gibi saçlarım var. Hayatımızda romantizm adına hiçbir şey kalmadı Sinan Bey. Ne bir çiçek, ne bir tatlı söz, ne duygusal bir bakış, ne de başka bir şey. Her şey bitti. Bence bitmedi. Bence bitti. Duygular insanların içinde öyle bir yerdedir ki onları hiçbir şey yok edemez. Bisiklete binmek gibidir. Sadece zaman zaman dinlenmeye çekilirler. Onları açığa çıkartacak, tekrar gündeme getirecek durumlara ihtiyaç vardır. Bunları yaratmak da insanların elindedir. Ay, vallahi sıkıldım ben bu adamdan. Hep aynı şeyler. Hiç heyecanı kalmadı Aslı. Aa öyle deme Gönül. Yani ben sizi yıllardır tanırım. Selami gerçekten çok iyi insan. Hem çok da kibar. Ay sen hep öyle demez miydin? Hatırlasana geçen gün konuşmadık mı seninle? Ay ne bileyim ben işte. Sıkıldım yani. Böyle her gün eve çiçeklerle gelmeler. Bir romantizm, bir şeyler. Duygusal sözler. Ay sıkıldım vallahi. Of. Yani sizi görüyorum, evlenmekten vazgeçiyorum. Hadi Meltem'in şikayetlerini anlayabiliyorum. Biliyorsun Haluk biraz şey. Ama seni vallahi hiç anlamıyorum. Dün gece kesin kararımı verdim Aslı. Boşanıyorum. Ne? Boşanıyor musun? İyi ama neden? Bir nedeni yok. Zaten bunu da Selami'ye nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ama anlıyorsun herhalde değil mi? Hiçbir heyecanı kalmadı. O kadar sıkıcı ki. Kavga bile etmiyoruz artık. Ay devamlı böyle alttan almalar, özür dilemeler. Ay sıkıldım vallahi. Karanlığa sığınacaksınız Meltem Hanım. Karanlığa. Nasıl yani? Zaman içinde romantik duygularını kaybetmiş erkekleri tekrar kazanmak için karanlığa ihtiyaç vardır. Bakın, evdeki bütün ışıklarınızı söndürün. Bir mum yakın, romantik bir müzik koyun. Bakın görün Haluk Bey nasıl eski duygusal Haluk Bey olacak. Hem de bir anda, sihirli bir değnek değmiş gibi. Bana güvenin.